Şunun. Yok ya. Isparta'da bizler tıbbi aromatik bitkiler konusuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ben ve arkadaşlarım. Bu kapsamda Isparta'nın Türkiye'de tıbbi aromatik bitkiler merkezi olduğuna inanıyoruz. Olması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla da haklı gerekçeleri olduğuna inanıyoruz. Şu an yaklaşık 170 milyon doların üzerinde bir tıbbi aromatik bitkiler ihracatımız var ülke olarak. Bu ihracatında çok önemli bir kısmını TR61 bölgesi dediğimiz Isparta, Antalya, Burdur bölgesi yapıyor. Çünkü buradaki doğal şartlar, mevsim şartları çok daha uygun. Tabii Isparta özellikle gül başlığında çok değerli bir şehir. Bunu hem Türkiye hem de tüm dünya kabul etmiş durumda. Bununla birlikte son zamanlarda lavanta çok gündemde biliyorsunuz. Bizim de çok değerli bir köyümüz var. Lavanta kokulu köy, Kuyucak projesi. Bu proje şu an Türkiye gündeminde. Bu yıl yaklaşık 300 bin kişinin üzerinde bir ziyaretçi aldık. Yine bizim köyümüzün dışında Burdur bölgesinde bir özel girişim, Öztürk Hoca isminde bir hocamızın yapmış olduğu yine çok büyük bir lavanta bahçesi var. Akçaköy. Akçaköy'e de en az bir bu kadar insan ziyarette bulundu. Gerek Sagalassos, gerek Salda, gerek Isparta'nın diğer tarihi yerleri, tıbbi aromatik bitkiler bahçeleri genel olarak değerlendirildiğinde biz bu işin merkezine Isparta'nın çok yakıştığını düşünüyoruz. Şimdi yurdumuzun dört bir tarafında lavanta ekimi yapılıyor. İnsanlar lavanta ile ilgili çok ciddi beklentileri içinde. Fakat biz bu her yerde yapılan lavanta ekimlerinin bir çatı altında toplanmasını, doğru bir operasyonla yürütülmesi gerekliliğine inanıyoruz. Şimdi çok fazla gündeme gelmiyor. Çünkü bahçelerimiz daha yeni. 10 bin dönümü açtık. Ve her geçen günde büyüyor bu bahçeler. Fakat birkaç sene sonra verime oturduğu zaman artık bu lavantanın ekiminden dikiminden ziyade ticareti konuşulmaya başlanacak. Biz de istiyoruz ki şehrimizdeki diğer birlikler gibi lavanta ile ilgili bir birlik kuralım. Bununla ilgili de Tarım Bakanlığı'nın tıbbi aromatik bitkiler başlığında tematik çalışma grupları var. Ben de bu çalışma gruplarına katılıyorum. Buralardan edindiğimiz bilgiler ve pazarda gördüğümüz gerekliliklerden kaynaklı arkadaşlarımızla birlikte Lavanta Birliği Isparta merkezli olarak kurmaya karar verdik. Ama lavanta gül gibi değil. Yani Isparta özelinde üretilen bir bitki değil. Türkiye'nin birçok vilayetinde üretiliyor. Dolayısıyla Lavanta Birliği'nin de çalışma sahası tüm Türkiye olması gerekiyor. O yüzden sizlerin aracılığıyla buradan sesleniyoruz. Yurdun dört bir köşesinde lavanta ile ilgilenen, lavanta tarımı yapan üretici abilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız lütfen bizlere ulaşsınlar ve Lavanta Birliği'nin kurucular kurulunda olsunlar. Hazirana kadar inşallah bu kurucular kurulunu oluşturacağız. En az 20 kişiyle oluşacak ve Lavanta Birliği'ni kuracağız.